Tasavvuf sohbetlerini işliyoruz. Tasavvuf sohbetleri nedir? Allah ve Resulünün yolunda, Resulullah Efendimizin usulünde, Sahabe Efendilerimizin ve günümüze kadar gelmiş binlerce Evliyaullahın bizlere cevapladığı sorular, anlattıkları ve Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretlerinin bizlere tarif ettiği soru ve cevap, yani bizi kendimizi tanımada, tanımada nefsimizi tanımada, Allah'a daha iyi bir kul olmanın yolunda neler yapabiliriz'i hep beraber inşallah şimdi sizlerle konuşacağız. Nefisten bahsediyorduk. Nefsin meratiplerinden. Nefis neydi? Allah Celle Celaluhu'nun insana Adem Aleyhisselam'dan itibaren verdiği bir emanetti. Kendi rızasını kazanabilmek için dünyanın imtihan dünyası olmasının vesilesiydi. Bir ruhu sultani vardı. Kendi ruhundan üfledi. Ve ruhun efsani emanet olan, imtihan olan ve terbiye edilmesi gereken ya fücura, günaha yönelen ya da ruhun terbiyesinde, aklın terbiyesinde, imanın terbiyesinde Allah'a dost olma yoluna giren en önemli faktördü nefis ve bunun meratipleri vardı. Nefis meratiplerine girmiştik. Nefse emmareyi işlemiştik sizlerle. Kafir nefis. Bütün günahları işleyen, genelde ehli imanın dışında olanlarda olan, ehli imanın bir çok azında ve bu da çok büyük günahkarlarında olan o nefis ki Yusuf suresi 53'te devamlı kötülüğü emreder ayetinin karşılığıydı. Şimdi nefsi levvameye geçiyoruz. Artık Müslümanlık diyarına, imanın diyarına hep beraber giriyoruz. Ve ehli iman, ümmeti Muhammed'in bir da bulunduğu o nefsi levvame. Lev ne demek? Kınayan nefis. Ve hep beraber Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Nefsi levvame nedir ve özellikleri nelerdir? İkinci meratip. Nefsi emmaresini diyor. Hacı Abdullah Baba Hazretleri bizlere anlatıyor. Nefsi emmare'sini pişmanlıkla hesaba çekip onun çirkin hal ve hareketlerinden kurtulmak için gayret gösterenler nefsi levvameye doğru mesafe alırlar. Yani büyük günahları artık bırakırlar ve artık Allah'a iman yolunda, Resulullah Efendimiz yolunda haramın haram olduğunu kabul ederler bir kere. Yani burası çok önemli. Nice insan Müslüman olduğunu iddia edip ya bu devirde faiz mi olur kardeşim? ya bu devirde şu olmaz ki gerek yok. Ya Kur'an-ı Kerim'de Rabbim söylemiş ama hani şu an mecburuz biz bunlara. Veya başka bir şey. Ya yalan değil canım o. ne olmuş? iki lafın belini kırdık. Hani dedikodunun yani ne olacak ya bir şey olmaz. Hani günah bakın günah olduğunu kabul edersin bu imandandır. Ama bir günahın bir haramın ayetle sabit olan hiç kardeşinizin ölü etini yediniz mi diye geçiyor. Birinin arkasından konuşmaktan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Evet domuz eti yemekten daha büyük günahtan bahsediyor sevgili dinleyicim. Arkasından konuşmak. Bir insanın ölü etini yemeye benzetiyor. Aman ya Rabbi, ayetin tabiri bu. Benim şahsımın konuşması değil. İşte ama yaparsın aman ya Rabbi bu hata evet ben hata işledim. Ben günah işledim. Artık lev kınamak demek. Estaizu billah la uqsimu bi yevmil kıyame. Kıyamet suresi ikinci ayet. Ve la uqsimu bin nefsil levame. Kendini kınayan nefse and olsun. Artık kınama başlıyor. Ya sen yalan söyledin Rıdvan ya. Bak dedikodu yaptın. Bu bir günah. Evet faize bulaştın Allah'ım ne olur affet biliyorum ben bunu kabul ediyorum günah olduğunu. İçki içtim evet zina yaptım aman ya Rabbi biliyorum bunların hepsi günah. Ben zulmettim nefsime ne olur ya Rabbi. Bak günah işliyor ama günahın günah olduğunu kabul ediyor. İman burada sevgili dinleyicilerim bak çok önemli. Şu söz çok önemli. Bir adam abdestli namazlı bütün ibadetleri var ama diyor ki yani faize mesela veya başka bir şeye ya o çok önemli değil ya hani bu devirde olur. Bu adam iman sınırından direkt dışarı çıkmış oluyor. Çünkü Allah'ın haram dediği bir şeye çok önemli değil ya olabilir. Ama bütün günahlara batmış adam o günahın içindeyken bile aman ya Rabbi evet ben bu günahı işledim. Ama biliyorum bu günah ne olur beni affeyle bunu benden kurtulmayı nasip eyle. Bu adam o abdesti namazlı belki ve Allah'ın haram dediği şeyi haram olarak görmeyip bunu helal gibi günümüzde olabilir diyen adamdan binlerce, milyonlarca derece üstün olacak ahirette. O adamın yüzüne imansız bir şekilde defter vurulacak. Sanacak ki namazlı, sanacak ki abdestli. Resulullah Efendimize sıradan bir peygamber. "Vay efendim şöyle böyle. Efendimize ne gerek var yani? Bana Kur'an yeter, bana Allah yeter." deyip de Resulullah Efendimizi incitenler, onu yok sayanlar, "Bana tabi olduğunuz gibi Allah'a tabi olun." ayetini görmeyenler sanacak ki imanlı bir şekilde gidiyor. Sanacak ki Resulullah Efendimiz'i sıradan biri gördüğüne rağmen Allah onu affedecek. Yok onun imanını kabul edecek. Ne diyor Fetih Suresi 10. ayette? Sana biat edenler bana biat etmiştir Habibim. Senin elinin üstünde onların eli ve benim elim vardır diyor. Buralar çok önemli. İşte nefsi levvamede Günahın günah olduğunu kabul etmek ve en azından bir pişmanlık ve acı çekmek vardır. Herkes kendini sigaya çeksin bunu düşünsün. Lemvetmek, kınamak ve ayıplamak demektir. Nefsi levvame yaptığı kötülüklerden Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gösterdiği ihmal ve kusurlardan pişmanlık duyandır. Bu imanın kalbe artık aktığının göstergesidir. Nefsin vasıl olduğu bu merhalenin ismi Kur'an-ı Kerim'de pişmankar nefse yemin ederim. Kıyamet suresi ikinci ayette geçmektedir. Allah'ın hidayet yetişip nefsi emmarenin esaretinden kurtulup nefsi levvame ediyor çıkan kişi zikre devam eder. Artık namaz kılmaya başlar. Namazını kılar sonra kaçırır. Bir gün 3 vakit kılar. Bir gün nefsine uyar, bir hafta kılmaz. Sonra bir daha namaz kılmaya baş. Çok uğraşır. Hani en böyle atlaması gereken yerdir. Ya arkadaşlarıyla buluşur, içki içer sonra. Ya öbür gün bir uyanır, ah be ne yaptın be sen ya. Aman ya Rabbi tövbe eder. Yine namaza başlar, iki gün sonra yine bırakır. Bakın bunu yaşayan bana mesajlar Instagram'dan çok geliyor. Bunları yaşayan yüzlerce, binlerce çevremizde tanıdık var. Biliyorsun ya adam ehli iman ama bir türlü namaza oturamıyor. Bakıyorsun Allah Allah içki içmiş. Ya nasıl yaptı diye düşünüyorsun. Ama bir gün sonra bir bakıyorsun Ramazan-ı Şerif geliyor teravih kaçırmıyor. Yani böyle bir dengesizlik var. Hani hem pişman nefis artık bunu emmareye çekmek için uğraşırken o da ruhu da onu mülhimeye yani Allah ve Resulün yoluna çekmeye çalışıyor. İki tarafta mücahede var. Kolay bir şey değil sevgili necerim. Ebedi ahiret Allah'ın rızası var. O yüzden biz bu konuları o kadar iyi bilmemiz lazım ki ya şaka değil bunlar. O yüzden namaz kılamıyorsun. Nefsi emmaren alıyor seni. O yüzden içkiye koşuyorsun. O yüzden dedikodu keyif veriyor. O yüzden gece sabaha kadar eğlenme koşuna gidiyor. Çünkü nefsi emmare seni öyle bir mücadele ediyor ki ama abdestsiz, namazsız, zikirsiz, ayetsiz, hadissiz, iman sınırında olmayan adam keyfi yerinde. Namazda kılmıyor, canı yanmıyor. İçki içse de keyif alıyor. Zina yapsa da ne güzel diyor. Artık o sınırda değil zaten. Emmare de o. Hani diyorlar ya Allah Celle Celaluhu niye bizle uğraşıyor? Niye benim hep canım sık? Tabii ki Allah Celle Celaluhu seninle uğraşmıyor. Nefsin seninle uğraşıyor. Allah Celle Celaluhu seni yoluna sokmak istiyor. Sana hidayet pınarlarını açmak için senin adımını bekliyor. Biz kulun kendi çabalarına diyor kaderini bağlı kıldık. Hadi kulum diyor bana bir adım at. Sen bir amel işle. Ayette demiyor mu? Her bir iyiliğin karşılığı on mislidir. Kulum diyor sen bir iyilik yap bak 10 katını vereceğim. Sen bana bir adım gel ben sana koşarak geleceğim. Sen beni iste sen bana yönünü dön ben sana namazın Kur'an'ın Habibimin sevgisini vereceğim. O yüzden zulmeden ancak kendi nefsine zulmeder. Hayırların hepsi Allah'tandır şerler ise nefsinizdendir ayetinin açıklamasıdır bu. İşte Allah'ın hidayeti yetişmiştir nefsi levvamedeki bir kula. Ve nefsi emmarenin esaretinden kurtulup nefsi levvameye çıkan kişi Allah'ı zikreder, namazını kılar, arada bir içki içer, günah işler. Ama pişman olup aman keşke yapmasaydım der ve kendini levmeder. Yani kınar. Kendi kendini sigaya çeker, kınar. Evine gelir diyor. Aslan kesilip hanımını dahi döver. Çocuklarına da eziyet eder. Sonra pişman olup özür diler, öper. Onlar ne derse desinler sesini dahi çıkarmaz gün gelir. Bilir çünkü hata yaptığını. Hatayı kabul edendir bu. Hani Müslümanın kul olmanın yoluna girmiştir. Hata yaptım. Bunu demek en büyük erdemliktir. Özür dilemek, Allah'a özür dilemek ele, ondan af dilemek en büyük şereftir. İşte bu mertebede olan kişi nefsi emmarenin fiillerini bazılarından tövbe edip kurtulmuştur. Yani gafletten bir nebze sıyrılmış ve günah arzusu artık azalmıştır. Ancak bu hisler... Yeterince olgunlaşmadığı için dayanamayıp tekrar günaha düşmekten kendini kurtaramaz. Nefsi emmare'den levvame'ye çıkan kişi ibadete başlar. Sonra bir bakarsın duyarız değil mi? Hemen tekrar bütün günahlara dalmış, emmare'ye yenik düşmüş. Ne olmuş? Nefsi ona galebe çalmış, galip gelmiş. Ondan sonra bir bakarsın yine gerisin geriye emmare'ye düşmüş. İşte ruh sultani diyor, hayvani ruhun eserinden kurtulup ondan ayrıldığı için Günahların hemen akabinde pişmanlık zuhur eder. Artık ruhu sultani tamamen nefsin hükmünde değil. Artık ayeti kelimeyi duymuş, Allah'ı Resulünü duymuş, artık bir namazın Allah'ın huzurunda secde etmiş. Ruh artık özgürlüğünü istiyor. Ruh temizlenmek istiyor. Ruh Allah'ı Resulünü istiyor. Ama nefis de arkadan halatlarla tutmuş. Gel buraya diyor. Gel bak burada diyor zina var. Gel diyor bak faiz, kredi çekmen lazım. Gel diyor kardeşim namazı boş ver uyu. Gece ne yapacaksın? Bak sabah iş var. Bak şöyle oruç mu tutulur şimdi? Yani zor gelir. Bak işin var. Bak yolcusun. Bak hastasın. Hastaya bahaneler yüz binlerce nefis o ruhun Allah'a kulluğunu engellemek için mücahede eder. Sevgili Necer'im bakın hepimiz bu aşamalardayız. Buraları geçemiyoruz. Neden neden diye soruyoruz ya alın size bunlar cevapları. Her an savaştaymış, mücahededeymiş, her an nefisle yani bir cenkteymiş gibi düşünüp de Allah Celle Celaluhu şu an beni imtihan ediyor deyip onun şuurunda olursak namazımıza, ibadetimize daha hassas yönelmeye gayret ederiz. Ve o nefsi emmarenin şerrinden kurtulup levvameden mülhimeye geçeriz. Birazdan mülhimenin mükemmelliği artık Allah'ın Resulünün yoluna girmeyi konuşuyoruz birazdan inşallah. Devam ediyor. Ruhu sultani hayvani ruhun eserinden kurtulur levvamede. Ama pişmanlık olur. Tekrar günah işler, tekrar pişman olur. Levvamede bulunan salikin yani dervişin esması şayet üstadı verirse, yani eğer bir tasavvuf yolundaysa ismi celaldir. Allah esmasıdır. Allah Allah zikrini yapar. Fakat bu nefis mertebesi emmare'ye yakın olduğu için ona atlamak, tekrar gerisin geriye emmare'ye düşmek çok kolaydır. Bu nefis iki yüzlüdür bir yüzü emmareye, diğer yüzü ibadet ettiği zaman da mülhimeye doğru bakar. Yani ilham yoluna doğru bakar. İşte nefs-i levvame, kendini kınayan nefis, ayetle sabit, Kıyamet suresi 2. ayette Rabbimiz bizlere anlatmıştır. Ümmeti Muhammed'in bir çoğunun aslında bulunduğu yer burasıdır. Yani bir türlü beş vakit namaza oturamaz, bir türlü ibadetlere koşamaz ama küfre de gitmez. Ama günah işlediğinde tövbe etme yoluna girer, pişman olur, pişmanlık vardır. Hani %99'u Müslüman olan bir ülke izliyoruz ya. Bu levvame, kınama kaçımızda var? Baktığında adamın günahtan umurunda değil. Adam ya faiz neymiş ya. Ya dedikodu neymiş? İki lafın belini kıracağız. Aman ya Rabbi. Yani Allah'ın ayetinde kendisine savaş açmaktan bahsettiği kardeşinin ölü etini yer misin dediği şeyler, yalan söylemek. Yani bu büyük günahları söyleyip Pişman olan yine sınırda. Ama bunlar ya olur mu öyle şey ya? Bir şey olmaz be. Hani Allah muhafaza. Bu ne oluyor? %99'u Müslüman diye biz hayal kurup gidiyoruz ya. Ahirette Allah katında baktığında Allah bilir yüzde kaçız. Aman ya Rabbi ne olur imanımızı muhafaza ile Ne olur imanımızı kamil eyle. Ne olur amelimizi salih eyle. Ne olur ya Rabbi dualarımızı kabul ve makbul eyle. Yani o kadar imtihan dolu ve son nefese kadar bu devam edecek. Allah'ın rızasını kazanmanın yolları açık. Şeytan ve nefsin fücurun yolları da açık. Rabbim bizi rızasına giden yollara ulaştırsın. Evet Allah'ım hepinizden